Selamlar herkese, Hançer ben. Bir Robin Hood oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda demo aşamasında olan Steam'de bir aksiyon ve rol yapma oyunu bu. Şimdi sizler de gidip rahatça bedava indirebilirsiniz ama oyunun boyutu birazcık büyük ne yazık ki. Ben de biraz önce indirdim ve şimdi sizlerle beraber bu oyunu bir 30-40 dakika boyunca sıfırdan keşfedeceğiz. Haydi play'e basarak maceraya atlayalım arkadaşlar. En son sanırım 20 sene önce bir Robin Hood oyunu oynamıştım bilgisayarda. Aradan epey bir vakit geçti. Bakalım grafikler, gameplay ve Robin Hood genel olarak ne kadar mesafe kaydetmiş bu 20 senede. İşte Haçlı seferlerinde hizmet vermiş Robin Hood ve hayatta kalmış vesaire diyor. Ama sonra kiklemişler onu. İşte her yerden kovalamışlar ama Sherwood ormanına kaçabilmiş ve oraya sığınmış. Ve kral ölmüş arkadaşlar, İngiltere'nin kralı. Sonra da her yerde kaos başlamış ve bu da Nottingham şerifi de bizim azılı düşmanımız, eğer hikayeyi biliyorsanız. O da ortalığı ele geçirmiş. Klasik Robin Hood hikayesi arkadaşlar. Ve bam diye oyuna attı beni gerçekten. VSAD ile yürüyebiliyorsun, zıplayabiliyorsun. Kontrolle çömel. Okey. Çok enteresan. Gerçekten bir RPG yapmışlar. Burada bir iskeletler sallanıyor. Evet, beklentilerimizi aşacak mı acaba bir Robin Hood oyunu olarak? Sol altta canımız, staminamız falan var. Dinamik veya precise combat seçiyormuşuz. Birisinde kilitliyor düşmana, diğerinde de özgürce gezebiliyoruz. Çok enteresan. Kendim kilitleyemiyor muyum istediğim zaman? Kitlensin o zaman. Dark Souls'tan öyle alışığım. Difficulty ne olsun? Hadi easy olsun. Çok kasmayalım arkadaşlar. Sherwood ormanına hoş geldiniz. Çok tatlı. Hiç fena değil. Bu kadar beklemiyordum gerçekten. Çok daha basit bir şeyler bekliyordum. Ama belli olmaz. Haydi ilerleyelim. Bir sürü şey anlatıyor bana. Bunların hiçbirini okumak istemiyorum. O yüzden pas geçiyorum şu anda. Küçük John nerede? Karakterleri hatırlıyorum. Tak vardı sonra. Rahip vardı bir tane. Bakalım kimlerle karşılaşacağız. Su. Bir tane survival şeyleriymiş onlar. Su ve açlık ve susuzluk var arkadaşlar. Hadi ya. Çeşmeden su doldurabiliyoruz. Burası inventory'miz. Bir tane kılıcımız var. Takmış mıyız? Taktım. 1'e koydum. Boş şişemiz var. Ve iksirlerimiz vesaire var. Boş şişemi elbette doldurmak istiyorum ama okumadığım için yapamayacağız. Gidelim. Hah, tak burada. Bu rahip kankamız arkadaşlar. Daha şişman olmasını bekliyordum. Hep endişeleniyorum sen buralarda yokken diyor. Yapacak işlerim var diyorum. İşte seni sağlıklı gördüğüme sevindim vesaire. İşte buraya yerleşmişiz arkadaşlar. Ve muhtemelen burayı güçlendireceğiz. Yerleşeceğiz buraya. O doğrultuda questler olacak. Inventory'yi anlatıyor. Tab'e basarak şeyi seçebiliyormuşsunuz. Güzel. Vesaire vesaire. Çok detay öğrenmeye gerek yok. Mümkün olduğunca çok şey göstermek istiyorum sizlere. Bir saat çerçevesinde kılıcımızı taktık ve yemek ye, su iç diye şeyler geldi. Şuradan hotkey'i alabiliyorsunuz ya da ben inventory'e gidersem şuradan da mesela suyu buraya koyabilirim. Bir tane et verdi, yaban domuzu eti. Tab'le içeceğiz. Elime alıyor. Çok iyi. Sonra sol klikle dikiyor. Sol altta şimdi gördüğüm yemek ve su var arkadaşlar. Canımızın solunda şimdi gördüm. Bir tane de yemek alalım. %30 can vesaire dolduruyormuş. Afiyet olsun. İlk görevimizi yaptık. Eve git uyu diyor. Haydi gidelim. Şurada neler var?
Birisi aranıyor. Ben aranıyorum, tamam. mektubu topla mı? Al bakalım. Buradan quest vesaire mi alıyoruz? Journal'a ekliyormuş. Önemli değil. Evim burası. Kapısını bulmak gerekiyor sadece. Pencereden atlayabiliyor muyum? Hadi be. Şuradan? Yok, atlayamıyoruz. İnsan gibi arkadaşlar, kapıdan girmemiz gerekiyor evimize. Şunları lootlasak. Para. 43 topluyorum. İsabet ettirmek birazcık zor. Demo aşamasında oyun. Çok şey beklemiyorum. Bira buldum. Bunlar ne? Çömelip alalım. Tamir aletleri. Burada bir sandık var. Tuz. Elma. Alalım. Birazını aldım. Kendi evimizi soyduk. Burada ne var? Ekmek. Yapıştır. Ve haydi uyuyalım. Okay, safe falan ediyormuş. Aa, şuraya save edelim. Günaydın. Şimdi muhtemelen combat vesaire başlayacak. İyi dinlendin mi diyor. Ne kadar az uykuyla dinleniyorsun şaşırıyorum hep diyor. Vesaire vesaire. Ha, yayın nerede? Şimdi silah kullanmayı öğreneceğiz. Ağaç mı keseceğiz? Bir saniye, her şey var arkadaşlar. Hem rol yapma hem survival gibi bir şey bu. Çok enteresan ve fırtına çıktı. Şimdi map var mı? M'ye basarsak. Okay. Bayağı büyük bir map varmış. Şaşırttı. Ama demoda hepsi açık değil muhtemelen şu anda. Birkaç yere gidebiliriz. Burada ağaç keseceğiz. Veya burada ağaç keseceğiz. Haydi şuraya gidelim. Çok da fark etmiyor. Ticaret. Herkesin kendi uzmanlık alanı var vesaire. Ticaret yapabiliyorsunuz. Enteresan. Şimdilik bir şey alıp satmayacağım. Köy inşa ediyorsunuz. Çok iyi ya. Bu oyun gerçekten beklentilerimi aşıyor. Survival var. Şehir inşaat var. Bir de rol yapma. Combat da var. Gerçekten detaylara bakar mısınız? Bayağı bir köy inşa ediyorsunuz. İnsanlar buluyorsunuz vesaire muhtemelen. Buradan çıkmamı bekliyor. Köyden. Bunun hepsi köy alanı arkadaşlar. Muhtemelen buraya komple bir köy inşa edebileceğiz ileride. Ben quest yerine gelmeye çalışıyorum ve geldik gibi. Geldik burası. Baltayı elimize almamız gerekiyor muhtemelen. Şurada. İkiye basarsam geldi. Bunları mı keseceğim? Hayır. Muhtemelen bunu kesmeyeceğim. Şunlar olması lazım. Pine diyor. Heh. Yani bu olsa gerek. Evet. 15 tane kesmemi istemiyor umarım. Sol alttaki de staminamızmış arkadaşlar. Vururken vesaire. Stamina azalıyor. Bu fırtına olmasa çok daha keyifli olabilirdi tutorial. Ne gerek var buna? Önümü göremiyorum. Sherwood. Yani İngiltere'de ise evet, yağmurlu olması gayet doğal havanın. Ama umarım bütün oyun böyle değildir. Hiçbir şey göremiyorsunuz çünkü. Bunu da kestik ve yeterince tahtamız geldi. Crafting diyor. Craft tuşuna bas. Bla bla bla. Kendimiz keşfederiz şimdi. Ne yapmam istiyor? Yay ve ok istiyor. Inventory'de muhtemelen craft ya da şu sol tarafta mı? Bu da ne? Skill tree mi bu? Şahane arkadaşlar. Her şey var bu oyunda. Çok fazla şeyi beraber yapmaya çalışıyorlar gibi hissediyorum. Umarım başarısız olmazlar.
Umarım başarısız olmazlar. Bir Kingdom Come Deliverance havası var. Şahane bir oyun. Ama ona bir de köy inşaat eklemişler. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Crafting. C tuşu. Hayır. Okusam daha iyi olurdu. Inventory'e gidelim bulalım. Şurada craft tuşu var. Ok yaptım arkadaşlar. Ve bir tane de hoppa yay yaptım. Evet. Bunu 3'e koydum. Okları buraya taktım. Ve nasıl bir yay. Devasa 2 metre. Gidip konuşmamız gerekiyor sevgili dostumuzla. Evet. Gerçekten çok fazla şeyi bir araya koymaya çalışmışlar gibi hissediyorum. Umarım güzel bir şeye dönüşür bu oyun. Umarım. İnek kardeş. Little John. Heh, bu da kankalarımızdan bir tanesi. Adam 2,5 metre. Efsane, bakar mısınız? Dev gibi. Neredesin? Geldim. Geyik falan avlayacağız muhtemelen, bakalım. Neyse, diyaloğu atlıyorum arkadaşlar. Çok konuşuyorlar. Great Hunt. Evet, haritada avlanma var. Git avla diyor. R'ye basarsan avcı görüntüsü çıkıyormuş. Haydi gidelim. ...25 tane geyik eti istiyor. Ve sonsuza kadar koşabiliyoruz, o şahane. Gördüğüm kadarıyla yorulmuyor. Sadece... ...ağaç falan keserken şey yapabiliyoruz. Şurada bir patlayıcı var, ben bunu uçurmak istiyorum nedense. Uçmadı. Gel bana vuruş şeklinde duruyor. Lootluyor muyuz yoksa? Galiba lootlamamız için. Aynen, varilmiş. 5 tane ok çıktı içinden. Ben havaya uçacak gibi. Düşündüm nedense. Geyikler nerede? Beni arıyorlar. Beni arıyorlar. Geyikler burada bir yerde. R'ye basınca şeyi açıyoruz. Hoppa, içimden geçti geyik. Hiç görmedi bile beni. Çömelelim arkadaşlar. Ne yapıyor? Tur mu atıyor orada? Heh, şuradalar, gördüm. Combat mı? Okey, ben ölmeyi tercih ediyorum. Hiçbirini okumadım yine. Şurada arkadaşlar askerler var ve bana sıkıyorlar şu anda. Hop, içimden geçiyordu yay. Şuradan nişan alalım. Taşa vurdum. Bir daha deniyoruz. Çok alçak. Kafama ok yedim. Vurdum. Geyik avlamaya geldim ama daha yukarı sıkmalısın. Adam avlıyoruz. Canım gitmiyor mu? Bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Öl artık. Öldü. Neyse, gidip yakından döveriz onları. Ben geyiği avlayayım. Quest yapalım. Sevgili geyikler. Adam avladık. Vay canına, bu kadar vahşi bir şey beklemiyordum. Öldü mü? Paramparça oldu gibi hissettim ama zoom yaptığı için sevgili oyun nereye kaçtığını göremedik. Burada ölmüş. Bunlar mı geyik eti? Aynen, derisini buldum. Hiçbir şey göremiyorum. Burada.
5 tane geldi. Veya daha çok da düşmüş olabilir de göremedik. O zoom'a gerçekten ihtiyacımız yoktu. Şöyle avcı hislerimizi açalım. Çömelelim ve... Bir daha gitti. Vay, ikisini de indirdim. Fena değil, avcılık keyifli. 5 geliyor galiba tanesinden. 10 oldu. 15 oldu. Bütün köyümüz doyacak gibi bu akşam. Alamadın. 15. İki tane daha indirmem gerekiyor. Şeyim kaldı mı? Okum. 5 tane kalmış. Biraz craftlayalım. Güzel. 25 oldu. Gidip şu adamları harcayalım. Belki onlar da ağlıyordur etlerini. Indiragandi yaparız. Oraya çıkabileceğimden bile emin değilim. Bir tane daha indi. Yirmi oldu. Tek bir tane kaldı arkadaşlar. Hiçbir şey göremiyorum. Çimen... Çok şey düzeltmeleri gerekiyor oyunda. Çimenlerden göremiyorum. Nişan alamadım. Heh, şimdi canını görebiliyorum. Headshot var mı acaba? Bakalım. Nefesi tuttukça, oku tuttukça sallanmaya başlıyor. Çimenlerden hiçbir şey göremiyorum. İndi. Yukarı galiba çıkamıyoruz. Zıplıyor da. Ufak tefek zıplayabiliyorum. Bam. En azından bir vuruşta ölüyor geyikler. Bizi uğraştırmıyor. Geyik etini de topladık. Ve şuradan zıplarım muhtemelen. Koşarsa. Haydi Robin. Yes. Birazcık para geldi. 30 para. Bunların hiçbirini açamıyorum. Üzücü. Buraya atlayabilir miyim? Zannetmiyorum. Deneyelim. Hadi tutunmadı. Neyse. Canımın yarısı gitti. Haydi dönelim arkadaşlar. Şu ne? Enteresan bir yapı var önümüzde. Şifre var muhtemelen. Bunların önün üstünde sırayla bir şey yapmanız gerekiyor, basmanız gerekiyor. Ama uğraşmayacağım şu anda bunda. Evet, birincisi şuymuş, ikincisi bu. 3 patladı. Haydi uğraşalım. 1 2 3 patladı. 1 2 3 patladı. Hayda. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Boss çıkıyormuş. Bir yerde bir kapı açıldı. Burada mı? Evet. Demek ki puzzle'lar da var böyle. Tuzak var gibi hissediyorum ama girdim. Pişmiş geyik eti. 27 para. 25 para. Lockpick geldi. Bir de kolye geldi. Bunu satıyoruz muhtemelen. Enteresan. Bayağı open world arkadaşlar. Rol yapma oyunu. Kombatlı. Köy yapmalı. Bu ne? Bunun içi boş. Puzzle gibi hissediyorum ama. Bence içine bir şey koyuyorsunuz. Ağırlık yapıyor. Ve yandaki şey yükseliyor. Haydi deneyelim. Ağırlıkları yazıyor arkadaşlar. Weight 0.3, 0.2 vesaire. Mesela. Repair tool. Bu biraz ağır. Bunu koydum. 10 tane
şey derisini koydum. Geyik derisini koydum. 12 tane bakalım. Evet, kalktı burası. Da hiçbir şey yaramadı. Daha mı çok koymam gerekiyor? Ağır da bir şeyim yok ki. Şimdi. Bilmiyorum. Kasmayacağım arkadaşlar. Geri alıyorum her şeyi. Enteresan. Demek ki böyle questler vesaire var. Gidip geyik etimizi teslim edelim öncelikle. Çakıldım. Ha yok, çakılmadım. Robin'in köyü. Depoya bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Köyün işte deposu var. Muhtemelen yemek ihtiyacı vesaire de olacak köyün. 15 tane bıraktım. İşte tahta koyacaksınız depoya bir şey inşa etmek için vesaire. Böyle şeyler muhtemelen var. Geri geldi, nasılsın, av başarılı mıydı diyor. İşte köyümüzü büyütmemiz gerekiyor. Daha çok ev yapmamız gerekiyor, bla bla. Hoppa, sakin. 200 para verdi bize. Ve pine koy diyor. 10 tane taş, 20 tane de ağaç koy diyor depoya. Ve az önce dediğim gibi aynen. Onları yaparsam... Bu ne kadar fakir bir insan. Perişan. Ben tertemizim, bakar mısınız? Tertemizim. Her sabah duş alıyorum. Robin Hood olarak. Tüccar satıyor mu? Mesela şu kolyeyi satsam. Bir sürü param var. Bana satsa. Tahta falan. Gidip kesmesem. Öyle bir şeyler satmıyor. Kılıç, mılıç vesaire satıyor. Şu kolyeyi satsam kaç kuruş? Bir sürü param var aslında. 110 mu? Oo. Sell. 110'a sattım. Başka da bir şey satmıyorum. Yine ağaç kesmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Buradan bir yerden alıp şey yapamıyoruz. Köyünü yönet diyor. Vay, çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Şahane. Bütün köyü yönetebiliyorsunuz. İki çalışanınız. Avcı tutabiliyorsunuz. Balıkçı. Madenci vesaire. Bunları inşa edebiliyorsunuz. Ev yapabiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi ağaç kesmem gerekiyor. Öncelikle. Ve taş toplamam gerekiyor ki taşlar yerde sırıtıyorlar. Taş zor olmasa gerek. Şu ağacın... Heh. Topladım bile 10 tane. Onu koyalım depoya. Ki şeyden çıksın, quest'ten çıksın. Depo neredeydi? Taşlar, taşlar. 13 tane. Bunu bitirdik. Şimdi 20 tane de ağaç kesmemiz gerekiyor yine. Bunlar kesilmiyor. Şunları kesebilirim. Hayır. Değil mi bu? Pine. Yok, köyün dışına çıkmasın arkadaşlar. Köyün içindekileri kestirmiyor. Şuradan geçtiğiniz takdirde aksiyona girebiliyorsunuz. Oranın içi. Hatta yeşil yeşil parıldıyorlar. Şimdi gördüm, fark ettim. Quest şeyleri. Benim inventörümde de birkaç tane yok muydu? Olması lazım. Bakalım. Yirmi oldu bile. Haydi gidelim.
Evet, buralara komple inşa edebileceksiniz muhtemelen. Oyunun ileriki kısımlarında. Tahtaları da bıraktım depoya. Ve bir ev inşa et diyor. Az önce menüde keşfetmiştik. Şu house. İki kişi çalışıyor. Para veriyorsunuz. Onun dışında bir sürü bina var anladığım kadarıyla. Bakalım. Aynen. Mutfak. Madencilik. Oduncu. Oduncu da yapabiliyorsunuz. Yol yapabiliyorsunuz. Kingdom Come Deliverance arkadaşlar. Ona benziyor. Bir de Medieval Dynasty. İkisini birleştirmişler. Birleştirmeye çalışmışlar. Bu ev miymiş? Ağacın üstüne yapıyorsunuz. Bam. Yaptım gitti. Şu da ev o zaman. Bakalım kim inşa ediyor? İnşa ediyorlar. Evet. Dediğim gibi bu iki oyunun ortasında bir şey yapmışlar. Kingdom Come Deliverance'ın rol yapma oyunu. Elementlerini katmaya çalışmışlar. İşte diyaloglar olsun, skill ağacı olsun vesaire. Medieval Dynasty'nin de şehir köy inşa mekaniklerini koymaya çalışmışlar. İkisini birleştirmişler. Ufak tefek Assassin's Creed havası da var. İşte avcılık olsun vesaire, combat olsun. Bayağı bir şeyi birleştirmişler. Acaba neye dönüşecek bu oyun, çok merak ediyorum. Yaptık evi ve çakıldım. Çok tehlikeli evler bunlar. Küçük köyümüz genişliyor arkadaşlar. Evi yaptın mı? Süpersin diyor. İşte şimdi insanlar, orada yaşayan insanlar çalışmalı. Hiçbiri beleş yemek beklemiyor. Hepsi çalışacak diyor. Vesaire. Halen bir sürü şey koymam istiyor. Ben arkadaşlar şöyle bir açılacağım. Biraz riske atacağım kendimi. Daha inşa yapmayacağım. Mekaniği anladık zaten. Malzeme topla, koy. İnşa et. İleride köyler de üretiyor gördüğüm kadarıyla. Ama onları yerleştirmeniz vesaire lazım. Inventory'me gidersem şunları yiyebiliyor muyum? Bunlar can veriyor mu? Veriyormuş. Bu. Bu. Şöyle yapalım. Hayır. Hayır. Elime yemeği almalıyım öncelikle. Bir tane elma gömdüm. Canım niye dolmadı? Canım dolmuyor. Açlığım doldu. Hunger'mış çünkü, evet, canımı doldurmuyormuş. Can için potion vesaire gerekiyor demek ki. Ben mi yanlış okudum? Hunger diyor, ben health diye okudum onu. Tabii ki yanlış okudum. Ve 5 tane sadece okum kaldı. Health. Şu bir tane potion'um varmış. Şunu kullanabilirim. Dik bakalım. Okey, birazcık daha doldu. Ben arkadaşlar bir kombata gidip kendimi öldürteceğim şimdi. Biraz açılalım. Sonra da sizlere veda edeceğim. Çok uzatmayacağım oyunu. Zaten demo aşamasında. Dediğim gibi Steam'e gidip siz de indirip oynayabilirsiniz şu anda. Ama 40-50 GB indirmem gerekti sırf demo için bile. O yüzden tercihi sizlere bırakıyorum. Bu arada susuzluğum tavan yaptı. O yüzden koşamıyorum şu anda. Suyumuz ne yazık ki kalmamış. Susuzluk gideren bir şey var mı? Yok. Gidip çeşmeden doldurmam lazım. Çok uzağa gittin, insanlarına geri dön diyor. Aa, gidemiyoruz demoda. Demoda uzaklaşamıyoruz. Şeyden, nehirden falan dolduramıyor muyuz acaba? Su şişelerini. Çünkü çeşme gördüm bir tane. Bizim şehirde. Köyde. Muhtemelen oradan dolduruyoruz su şişelerini ama nehirden olmuyor mu? Elime alalım. Boş şişe kaçta? Boş şişe 4. Ha, koyamıyorsun. Yok. Olmuyor muhtemelen. Gidip çömelsem şişe. Yok öyle bir şey. Tamam. Bir de şu tarafa ilerlemeye çalışalım. Çiçek toplayabiliyor muyuz? Evet, reed. Zaten kamış. 3 tane toplamamı istiyor. Binayı inşa edebilmek için.
Ama ben kasmayacağım. Şu nedir? Bakalım. Bir yere nişan alacağız bununla muhtemelen. Ve şu mu? Her yerde puzzle'lar var. Sonunda bir yere nişan alınca kapı vesaire açılacak. Okey. Böyle yapıyorsunuz ama arkasına geçeyim. Şuraya mı? Hah. Şuraya. Böyle. Burada da kapı varmış bu arada. Bir mekanizmayla kapalı. Açmaya çalışıyorum. Açmaya çalışıyorum. Buradan biraz daha yana nişan almam lazım. Şimdi. İçeri mi sık? Şuna mı sık? İpi mi yakacak acaba? İpi kesiyor olabilir ışıkla. Güya. Hiç fikrim yok. Öyle bir şey olabilir mi? Biraz daha sola. Evet, vay be. Gerçekten aşinasıyım bu tarz oyunların. İpi kesti. Ve bir şifreyi, puzzle'ı daha çözdük arkadaşlar. Ne bu? Vinegar, geç. Şunların tanesi 100 ediyordu. İçki geldi. Blacksmith's chest. Enteresan şeyler çıkabilir bunun içinden. Neyse. Enteresan bir oyun arkadaşlar. Burada yavaştan sizlere veda ediyorum. Çok fazla şeyi bir anda yapmaya çalışıyor bu oyun. Umarım başarılı olur. Olursa şahane bir seri bizleri bekler ama tereddütlerim var. Şimdiye kadar gördüklerim hiç fena değil. Hiç fena değil. Melee Combat'a giremedik daha. Ne kadar detaylı bilmiyorum. Ama avcılıkta ok atmaktı vesaire. Hiç fena değil. Gerçekten heyecanla bekliyor olacağım bu oyunu. Bam diye fırladı karşıma. Ve böyle bir şeyin varlığından bir haberdim. Bakalım nasıl bir oyuna dönüşecek arkadaşlar önümüzdeki aylarda. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.